Köy yollarından hepinize sevgiler, saygılar. Bu hafta sizlerle Badili Köyü'ndeyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek sözü başlayalım. Bir de köyümüzden bahsedelim. Badili nedir, nerededir diye. Ve ondan sonra da dünden bugüne Badili'yi bir konuşalım. Badili 700 kilometre karelik Mesarya iç ova. Onun iç ovanın güneyinde 40 kilometre karelik toprak üzerinde kurulu iki köyden oluşan, Badili ve Turukçu köylerinden oluşan bir belde. Mesarya'nın merkezi noktasında, Mesarya'nın tabu kayıtlarına göre sıfır noktasının Vadili'de olduğu biliniyor. Eski yaşam alanı olan, hatta kral mezarlarının bulunduğu Pernara bölgesindeki direkli mağara bölgesini de kendi topraklarında barındırıp Mesarya'nın tabu kayıtlarında sıfır noktası olan yer bizim kendi topraklarımızda. Eski ta Osmanlı zamanından bugüne bir nahiye merkezi, bir ilçe merkezi. İngiliz döneminde de ilçe merkezi olarak burada görevini ifa etti Badili köyümüz. Ve bu bulduğumuz bina da eski tapu kayıtlarının yapıldığı, kaymakamlık işlevinin yapıldığı, polislik işlevinin yapıldığı, bir hatta mahkemelerin de kurulduğu bir bina burası. İngiliz döneminde bu bölgede eski nahiye merkeziydi. Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi konumunu hemen doğumuzda, güneydoğumuzda olan Akdoğan, eski ismiyle Lisi köyüne. O zamanki Cumhuriyet, o bölgede o zaman EOKA'nın kurucularından olan Aksendiyon'un öldürülmesiyle onun adına Akdoğan, eski ismiyle Lisi köyüne verilerek Badili bu bölgede idari olarak ikinci köy konumuna düştü. Karma bir köydü eskiden. Rum Türk beraber yaşadıkları bir köydü. Aşağı yukarı 700 nüfusa kadar ulaşan bir Türk toplumu vardı burada. 2500 civarında da bir Rum toplumu. Yani ikisinin toplamı 3000 kusur nüfusa sahip bir merkezi köydü. Badili'nin geçim kaynağı eskiden de bugüne kadar tarım, hayvancılık ve zanaattı. Yani temeli baktığınız zaman tarımsal üretim, hayvansal üretim ve emek üretimi yapan bir köylü. Hatta size diyebilirim ki 1974'de beri ben o gençlik devrimde hatırladığım köyümüzden 60-70 tane otobüsün dolarak kasabalara iş bazında gittiği de hatırlanıyor. Yani zanaatkar köylü, yapıcısıyla, demircisiyle bütün zanaatkarları kendi uhdesinde barındıran bir köydü. Vadili Hasan Ahmet Emir Hasan'ım. Hasan Ahmet Emir. 1934 doğumlu. Esas Vadililisiniz. Evet. Peki. Annem babam Vadililiydi. Peki dünden bugüne Vadili'yi bize biraz anlatır mısınız? Vadili karışık bir köydü. Aşağı yukarı yani bizim yetiştiğimiz zaman 600-700 Türk 1200 darım vardı. Rumlar çoğaldı, biz azaldık. Yani 1974'e kadar ancak kaldı 700 kişi. Rumlar da olduydu 3000 kişi. Büyüdü, şey yaptı. Vadili Türk'ünün yani en varlıklı
Köylerdendi burada, Bulaş'ta. Aşağı yukarı 12 bin dönüm tarlası vardı. Yani köyün 27 bin dönüm ovası vardır. 12 bini türkünüdü. Hayvancılık vardı. Yani 1963'te yani daha evvel devecilik vardı, çobancılık vardı. Sonra inekçiliğe döndü. 1963'ten sonra inekçilik vardı ve hala daha inekçilik devam ediyor. Yani köyün gelir kaynağıdır yani inekçilik. Aşağı yukarı tahmini öyle 10 bin tane inek vardır. Ufak tefeğiyle beraber 20 bini bulurlar hemen hemen. İsmim Muhittin Tüzel. Vadili doğumluyum. Vadili'de doğduk. Vadili'de ilkokulu bitirdik. Nefkoşa Türk Lisesi'nde liseyi bitirdim. Sonra Öğretmen Koleji, Güzelyurt. O zaman Öğretmen Koleji, Güzelyurt'ta Rum Türk beraberdi. Orada okuduk 2 yıl. 1959'da öğretmen oldum. Vadili'de öğretmenlik yaptım. İnönü'de yaptım uzun yıllar. 1980'de Vadili muhtarı olduk. Seçimle 86'da muhtarlık dönemimizin en büyük başarısı Vadili'nin belediye olma kararını Bakanlar Kurulu'ndan çıkarma. Ve onunla da muvaffak olduk. Bakanlar Kurulu kararıyla Vadili ve Dikmen belediyelik ilan edildi ve 1986'da Vadili'de belediyenin ilk seçimi yapıldı. Ve hasbelkader belediyenin de ilk başkanı seçildim. 2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Peki dünden bugüne Vadili hakkında bize bilgi verseniz neler söylersiniz, neler anlatırsınız? Vadili Osmanlı döneminde nahiye merkeziydi. Burada polis karakolu vardı köyün içinde. O dönemde polis karakolunun yanında sağlık merkezi, orada sağlık ocağı vardı. Orada 15 günde bir mahkemeler açılırdı Vadili'de ve ufak tefek davalar Vadili'de olan olaylar ve çevre köyde mahkemelik küçük basit olaylar Vadili'de mahkemede görülürdü. Ve yine Vadili'de polis karakolunun bir odasında tapu merkezi olarak iş görürdü. Ve hatta şu anda benim oturduğum bu evin arsa olarak koçanını merhum babam bana Vadili'deki tapu dairesinde koçan etti. Fakat Cumhuriyet dönemi gelince bunlar elimizden alındı ve ağırlık yandaki Akdoğan, ki o zaman 70 yıl öncesi Rum köyüydü. İsmi Lisi'ydi ve bu merkezler polis karakolunun dışında hep Akdoğan'a verildi. En sonunda polis karakolunu da aldılar Vadili'den, 4 yola verdiler. Dolayısıyla biz biraz itildik diyeyim ya, ihmal edildik. Burada yalnız sevileceğimiz nedir? Hayvancılık merkez köy olduğu için veteriner dairesinin olması Vadili'de en büyük sevincimiz odur. Ve bu arada geçmiş yöneticilere, bilhassa merhum Mustafa Beton döneminde Vadili'de Kooperatif Bankası'nın bir şubesi açıldı ve bu bizi çok sevindirdi. En azından yaşlı insanlarımız emekli maaşlarını köyde gidip alabilirler. Tabii bunun yanında çok şey olmasını isterik. Olan iyi şeylerden bir tanesi Vadili'nin uzun uğraşlar sonunda Yiğitler yolunun asfaltlanması. Yani belediye kuruldu, belediye hizmetleri yapılmaya başladı. İşte 30 seneyi buldu belediye, burada hizmet verir. Ve bankanın burada açılması, belediye binalarının yapılmış olması, burada bir güzel kasap iş yerinin
kasap dükkanının ve bir eczanenin açılmasını sağladı bize. Güzel bir düğün yerimiz yapıldı. Hizmete devam eder. Ve en son da 1900 yanlısı yoksa neyse seneyi söylemeyeyim. Ferdi Sabit Bey'in başbakanlık döneminde Vadili Yiğitler yolunun asfaltlanmasına karar verilmesi. Ve o yol bugün asfaltlandı ve Vadili Yiğitler Erdemli Kırıkkale köylerine ulaşımı kolaylaştırdı. Ve bu bizim için, Vadili esnafı için büyük bir başarıdır. Tabii Vadili'de esnaf çok. Bu bölgede merkez olarak bizim esnafımız çoktur ve çevre köylerin buraya gelme ihtiyacı vardır. Sizi tanıyabilir miyiz? Ekrem Malcı. Vadili'de ikamet ediyorsunuz. Evet, Vadili'yim. Esas Vadili. Esas çok Vadili'yim. Peki, dünden bugüne Vadili'de neler var? Tarihi nedir Vadili'nin? Biraz bize anlatır mısınız? Vallahi nedir, neyini anlatayım? Neler değişti, neler oldu, nasıl bir köydü, gelişme oldu mu? Vadili karma bir köydü. Türkler ve Rumlar ayrı ayrı yaşardı. Türkler bu tarafta, Rumlar diğer tarafta. Bu ana yol tuzludu. Sorunlar oluyor muydu? Tabii olurdu. Ne gibi sorunlar oldu? Devamlı Türk Rum çekişirdi, kavga ederdi. Yani hiç huzurumuz yoktu. Ta 74'e kadar. Mübarek harekatından sonra çok... Vadili etkilendi mi savaşta? Etkili, her taraf etkilendi. Vadili'de 3 tane kayıp vardı. Ben 1975 Vadili göçmeni, emekli, 75 belemeli oldum, güzel özür. Peki 77'den, 75'ten itibaren Vadili köyünde ikamet ediyorsunuz. O zamandan bu zamana Vadili'de neler değişti, neler oldu, ne diyeceksiniz bize? Vallahi burada Vadili çiftçilikle uğraşıyor genelde, tarımla falan. Şey, yağışlar bağışlar olunca pek şey yok. Ha, köy dersen bir adım ileri gitmez, hep geri gitti. Neden? Neden? Belediye başkanlarımızın beceriksizliğinden diyebilirim. Halkın duyarsızlığından, iş yapmıyor, tekrar seçiyor. Vadili'de neler oldu, neler bitti derken Vadili'nin işte bir altyapı sorunları çözülmüştür. Su sorunu çözülmüştür. Belki sularda ufak tefek bir arızalar oluyor borulardan dolayı diyorlar. Şu anda bunlar olmuştur yani yapılmıştır. Peki bunun dışında Vadili nesiyle meşhurdu? Yonca. Yoncasıyla meşhur. Yoncasıyla meşhurdu. Abaya yonca dağıtırdı. Buradan yoncalar yapılıp Lefkoşa'ya da mı gidiyordu? Lefkoşa'ya gideceğim ama Usa'ya derlerine kadar giderdi. Arabalarla. Peki kaç yılına kadar yapıldı yonca? Aşağı 74 yılına kadar yapıldı. 74 yılın aslında artık vazgeçtiler. Neden? Hepsi hayvancılık başladı. Hayvancılar kendilerine başladı yapmaya. Yani dışarı satmazlardı. Hayvancılıkla meşhur bir köy. Hayvancılık, çok büyük hayvancılığınız vardı yukarıda, bilmem gittiyseniz. Çok büyük hayvancılığınız vardı. Siz yapıyor musunuz? Yok, ben yapmıyorum. Ben emekliyim ben. Yaş 77, ne yapacak bundan sonra? Atmış sonrası hayvancılığa verilen önemle beraber bu Hoştay'ın ırkı siyah beyaz inekçiliğin aynı zamanda yonca tarımının da yapıldığı bir köydü. Çünkü bizim su kaynaklarımız kısmen tuzlu ve acı su olduğu için o kaynaklarda olabilecek, bu topraklarda olacak en güzel ürünün yonca olduğu ve bir de tarımsal üretimde kullanılan bir madde olduğu için burada ciddi şekilde bir yonca üretimin olduğu bir köydü. Zaman aşımı içerisinde küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa geçerken Hoştay'ın ırkının bu beldede yoğunlaşarak bugün
6000 baş büyükbaş hayvancılık üretimi yapıldığı bir belde haline gelindi. Ve bu kendi içerisinde gelişirken bilimsel ve teknik noktada da gelişimini beraber getirdi. Aile işletmeciliği olan hayvancılıkta kendi içerisindeki elemanını da kendi yetiştirdi. Ve böylece hep işveren noktasında olan Vadili halkının, özellikle iş sahibi olan Vadili halkının da kendi kendine gelişimini sağladı. 1974'e kadar yonca ziraatı hem beldemizde, hem köyümüzde, hem de çevre köylerde yonca ziraatı yapıldı. Fakat 1974 sonrası iktisadi yapının da değişmesiyle beraber, işte yeni gelen nüfus ta ki yerleşsin ve kendi iktisadi yapısını oluştursun, yonca ziraatı yalnız hayvancılık yapanlar tarafından şu anda devam ettirilmekte ve yapılmaktadır. Bu aynı zamanda tarımsal suyun da varlığıyla eşdeğer bir olaydır. Yani su olan bölgelerde hala da yonca tarımı yapılmaktadır. Yonca tarımı yapan kişiler de mutlaka aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşmaktadır. Nesi meşhurdur Vadili'nin? Vadili drivir. Yani en büyük geliri, yani 1945'lerden başlar drivircilik yaparlardı. Yani çok drivir vardı. Aşağı yukarı Rumu Türk'ü aynıydı yani. Gece gündüz o bahçelerde drivircilik yaparlardı. Drivir yonca demek mi? Evet. Drivir yonca demektir. Daha evvel daha yine bahçesi vardı köyün. Köyümüz şimdi kadar sudaydı. 3-5 senedir kuyularda da kalmadı su yani. Yani tamamen bitti kuyularda. Yapılmıyor şu an. Şimdi yapılmaz. Sadece hayvancılar biraz hayvanlarına yonca yetiştirir, o kadar. Yani başka bir şey yok. Yani susuzluk çok felakettir. Peki 74'lerde, 64'lerdeki savaşlarda Vadili köyde zorluklar çekti mi? Çektik ya. O zaman... Ama biz ayrı bir köy olduğumuz için öyle yani Rumlarla kavgaya mavgaya girmedik. Yani köyümüz doğrudan ayrıydı. Yani Türk'ü Rum'u ayrıydı. Yani köyün ortasından bu yol gider, ayırırdı bizi. Yani bu tarafı Türk, o tarafı Rum'du. Ve o zamanlar az çok yani ya Gavra'da çok Rum'a dayan çok ihtiyacımız yoktu bizim. Yani kendi bakkalımız vardı, şirketimiz vardı, muhtarımız vardı. Yani her şeyimizle ayrıydık biz yani. Okullarımız ayrıydı, her şeyimiz ayrıydı. Yani bir ihtiyacımız yoktu dersem size yoktu. Yani sanatkarımız da vardı bol. Yani demircimiz de vardı, bakkalımız vardı. Yani Rum'a ihtiyaç hissetmedik biz. Vadili yonca veya Dirifil bizim belediyemizin amblemini herhalde resimlendireceksiniz. O yonca yaprağı bizim amblemimizdir. Çünkü ben iyi hatırlarım 74 öncesi, 64-63 öncesi Vadili'den kamyon otobüslerin damlarında Lefkoşa, Magosa ve İskele'ye Dirifil yani yonca giderdi. Demet halinde bağlanmış. Bahçeler hep yonca ekilirdi ve geceleri insanlarımız lüks yakarak o dirifilleri bağlarlar. Sabaha kadar biçerler, bağlarlar, hazır ederler. Ve o zamanki otobüslerin damında o yoncalar demetler halinde atılır, sıralanır ve şehre götürülürdü. O zaman şehirlerde de dirifil veya yonca alırdı herkes. Çünkü evinde ya tavşan beslerdi, ya tavuk, ya bir keçisi vardı. Ya bir kuzusu vardı. Dediğim gibi
Vadili öncelikle Deri Fille isim yaptı. Şu an için? Şu an inekçilik. Yani şu an yonca yok. Yonca sularımız var. Kalmadı. Var. Yonca var. Ama satacak yonca çok az. Yalnız bir arkadaşımız var Lefkoşa'ya götürür. Belediye pazarın yanında. Orada bir yeğenimiz var Arif Nurak. O tek dirifil satan insanımız, yonca satan insanımız odur. Çünkü inekçiler dirifili kendileri hayvanları için artık biçerler ve yedirirler. Bugün iyiyiz. 3000 nüfusumuz vardır. Çok sayıda gencimiz vardır. Bir tek üzücü nokta da Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü'nün durumu. Bugün maalesef takımımız birinci ligde futbol oynadığı halde Süper Lig'de değil, birinci ligde değil, diğer akümededir. Ve üzücü bir şey daha söyleyeyim. Vadili kulübünün lokali gece ve gündüz şu anda kapalıdır. Bu bizim için en büyük sorun. Ali Oğlu Deresi. Evet. Onunla ilgili bilir misiniz hikayesini? Duyduğumuza göre çok eski zamanlardan bu adamı inekleriyle beraber Palasübe'den gelirmiş ve o kuvvetli bir yağmur olmuş ve o adamı ineklerle beraber almış gitmiş o dere. Onun için adı Alioğlu Deresi oldu. Yani adamın ismi öyleydi. İsmi öyleydi. Alioğlu'ydu. Peki o dere ne durumda şu an? Çok güzel. Belediye başkanımız güzel bir şey yaptı kendini. Şimdi su basma diye bir şeyimiz yoktu. Geçen aylarda olduğu ama sanırsam öyle bir... Hafif bir şey. Hafif bir şey. Ama o eski yan o zaman. Rum zamanında burada kilise vardı burada. Oralcaya kadar su gelirdi. Köyü basardı. Rum zamanında basardı su. Çanlar çanırdı ve yardım isterlerdi. Şimdi çok şükür olsun. O şey yok. Yani ufacık verecek böyle şeyler olur. Bazı tıkanıklıklar olabilir. Ama eski oranla çok iyi. Eski oranla çok gayet iyi. Yani basma dediği yok suyun. Öğrendiğim kadarıyla yaşlı insanlardan Ali ve oğlu tarlada çift sürerlerdi. Ve hava bulutlandı, gürledi, çaktı. E işte adam biraz da işte laf hazırlık etme ne yapacaksın gibisinden oğluyla beraber çift, inek çifti tarla sürmeden köye gelirken yağmur yağdı, dere gelmeye başladı. Ali ve oğlunu aldı ve cesetleri dahi bulunmadı ve o zamandan beri o derenin adı Alioğlu Deresi oldu. Bir kere de sanırsam yağmurdan dolayı bir taşma oldu. Oldu tabii, bizim bakmasın kendi ihmalimiz, köprüyü tam temizlemeyi, köprünün altı tıkanır, kapanır. Bu defa bir de nedir insanımız, evin önündeki su kanallarını bırakmaz. Evine rahat girsin diye su kanalını doldurur hava aracıyla, üstüne bir de betoncuk döker. Bu defa su akacak yer bulamayınca nereye girer? Eve girecek. Evet. Yani biz o konuda çok hatalıyız. Evimizin önüne su kanalı yapmamız lazım. Yağmur suyu yağdığında gidecek yer bulsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bu hafta sizlere Vadil'den seslendik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.